Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hemen yanımda görmüş olduğunuz Honor 50 cep telefonunu inceliyoruz. Kanalımızı takip edenler veya teknolojioku.com'u takip edenler bilir. Biz geçtiğimiz aylarda bir Huawei marka cep telefonu incelemiştik. O da Nova 9'du. Biliyorsunuz yakın zamana kadar, yani birkaç ay öncesine kadar Huawei ve Honor, daha doğrusu Honor Huawei'nin alt markasıydı ve genelde benzer ürünler piyasaya sürüyorlardı. Honor kısa bir süre önce satıldı ve artık bağımsız olarak hayatına devam ediyor ama hala Huawei ile beraber geliştirdikleri bazı modelleri piyasada satmaya devam ediyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Huawei'nin Nova 9, Honor'un ise Honor 50 olarak piyasaya sürdüğü elime tutmuş olduğum cep telefonu. Her zaman yaptığım gibi ben cep telefonu bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim, çok ince bir cep telefonu var. Özellikle yanlara doğru kavisli, hem sağdan hem soldan kavisli bir ekranımız var. Doğal olarak kavisli ekran olduğu için sağdan ve soldan çok ince bir çerçevemiz var. Yukarıdan da yine çok kalın olmamakla beraber yanlara göre birazcık kalın olan altta ve üstte de çerçevelerimizin olduğunu söyleyeyim. Kameramız hemen orta kısma konumlandırılmış. Tam ortada bulunan delik şeklinde bir kameramız var. Dokunduğunuz zaman o deliği hissedebiliyorsunuz bu arada. Biliyorsunuz bazılarında bir ekran kaplaması oluyor. Bu modelde öyle bir ekran kaplaması yok. Sağ yan yüzde açma kapama tuşumuz ve ses açma kapama tuşumuz varken sol tarafta herhangi bir tuş vesaire bulunmuyor. Üst tarafta da bir şey yok. Alt kısma geldiğimizde tip C bağlantı yuvamız var ve aynı zamanda bir de ne var? SIM kart bağlantı yuvasının olduğunu söyleyelim. Bunun dışında başka bir tuş vesaire yok. Arka tarafı çevirdiğimizde ise yine Nova 9'da karşımıza çıkan kamera dizilimi var. Üst tarafta ana kameramız var. Alt kısımda da yine diğer kameraların olduğu bölüm bulunuyor. 2 adet daire var. Üst tarafta tek bir kamera varken alt kısımda 3 tane kamera, bir de LED lambamız var. Alt tarafta 4 tane delik var olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında telefonun gayet şık olduğunu söyleyelim. Arka tarafı birazcık parmak izi topluyor. Hatta bu rengin koyu bir renk bu ama bunun daha böyle yanar dönerli bir başka bir varyasyonu da var. O renk çok daha güzel görünüyor bence ama bu da kötü değil. Özellikle koyu renk isteyenler için bu rengin çok da güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Honor 50 cep telefonu 6.57 inçlik Full HD Plus OLED bir ekrana sahip. OLED olması önemli. Bu hem avantaj hem de dezavantaj. Onları birazdan detaylarını aktaracağım. 120 Hz'lik tazeleme oranı var. Ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip. Snapdragon 778G chipsetini kullanıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama. Android 11 tabanlı Magic UI 4.2. 108 megapiksellik ana kameramıza 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik derinlik ve 2 megapiksellik makro kamera eşlik ediyor. 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Bluetooth 5.2, 66 wattlık hızlı şarj desteği ve 4300 mAh'lik pil olduğunu söyleyelim. Satış fiyatı ise en azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 9999 TL idi. Şimdi gelelim telefonun kullanım özelliklerine. Teknik özelliklerde söyledim. OLED bir ekran var. Zaten Nova 9'da da aynı şekilde OLED bir ekran vardı. Tabii ki renklerin canlılığı vesairesi muhteşem. Gerçekten de hani buna söylenecek bir sözümüz yok. Gerçekten de çok başarılı bir cep telefonu var. Ekran anlamında söylüyorum bunu. Çözünürlük vesaire de çok güzel. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Bu da özellikle oyunlarda filan çok işimize yarıyor. Onu söylemiş olayım. Ve özellikle de kullanım esnasında film izlerken, sayfalar arasında gezinirken, internette dolaşırken bu OLED ekranın bütün nimetlerinden, o güzel ekran vermesinden vesaireden faydalanıyoruz. Avantaj tarafı burada. Dezavantajı biraz ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Bunun dışında kullanılan chipset zaten kendisini ispatlamış, kanıtlamış bir chipset. Snapdragon'un 778G chipseti olduğunu söylemiştik. Buradaki G özellikle gaming anlamına geliyor, biliyorsunuzdur muhtemelen. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Bu gaming tarafında daha güçlü bir işlemci olduğu anlamına geliyor. Ve özellikle de oyunlarda performansı, yüksek FPS oranını bu telefon sayesinde yakalayabiliyorsunuz. Yani hani hem günlük işler için hem de oyun tarafında rahatlıkla kullanabileceğiniz, sizi yarı yolda bırakmayan ve size her türlü ortamda eşlik eden bir cep telefonu olmuş. Arayüz vesaire gayet başarılı. Huawei Nova 9'dan en önemli farklarından bir tanesi bu telefonun aynı zamanda Google servislerine de sahip olması. Şimdi Nova 9'da Google servisleri yoktu. Biliyorsunuz Huawei'nin Google'la ilgili bir sıkıntısı olduğu için, daha doğrusu ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından etkilendiği için ne yazık ki
artık cep telefonunda Google servisleri bulunmuyor. Ama Honor'da böyle bir durum söz konusu değil. Gayet güzel olarak bütün Google servislerini kullanabiliyorsunuz. Telefonunuza yükleme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun da altını özellikle çizeyim. Öte yandan kamera tarafına gelecek olursak, şimdi telefonda söyledim az önce, dörtlü bir ana kameramız var. Bir de ön yüzde bir delik şeklinde bir kameramız var. Önemli farklardan bir tanesi Huawei Nova 9'dan bu telefon 108 megapiksel çözünürlük sunuyor. Tabii ki bu, takdir edersiniz ki, gerçek çözünürlük değil. İnterpole edilen bir çözünürlük ama gerçek çözünürlüğe yakın sonuçlar alabiliyorsunuz. Bunu da altını özellikle çizeyim. Ve hani kamera anlamında eğer bu çözünürlüğü saymazsak Nova 9'da birebir aynı özellikler sunuluyor. Mesela işte gece modu var, açıklık modu var. Bunun dışında baktığımızda portre modu var ki gece modunu hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf modu var, arka planı full'e düşürebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği var. Aynı zamanda çoklu video diye bir özellik var ki Nova 9'la beraber gelmişti bu. Honor'da da devam ediyor aynı özellik. İşte arka kamerada seçtiğiniz bir tanesi kayıt yaparken aynı anda ön kamerada kayıda dahil edebiliyorsunuz. Ya da farklı kombinasyonlarla işte iki farklı arka kameraya kayıt yaparken başka kamerada yine işin içine dahil edebiliyorsunuz. Böyle değişik kombinasyonlarla özellikle sosyal medya için. Hani burada ne vardır? Sosyal medya deyince aklımda TikTok'tu, işte Instagram'daki Reels gibi ortamlar için çok güzel dikey videolar çekmenizi sağlayan bir mod var. Bunun dışında diğer tarafına girdiğimizde de Pro var, Panorama var, HDR var, hızlandırılmış çekim var, çıkartmalar var, belgeler var, süper makro var, yüksek çözünürlük var ve hikaye var. Yüksek çözünürlüğü aldığımız zaman da tahmin edeceğiniz gibi 108 megapiksel fotoğraf çekiyor bu ana kameramız. Ben genel olarak beğendim, yani kamera tarafından bahsediyorum. Kamerada herhangi bir sıkıntı yok. Hem ön hem arka kamera 4K video çekebiliyor. Bu önemli bir detay. Şimdi isterseniz gelin hem ön kameranın hem arka kameranın video kayıtlarına ve fotoğraflarına bir göz atalım. Daha sonra incelememiz devam edecek. Arkadaşlar bu videoyu Honor 50'nin ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. 4K video kayıt yapabiliyor. Hatta videolarda şöyle zoom da girebiliyorum. 6x'e kadar zoom giriyoruz ve tekrar çıkıyoruz. İşte görüntü kalitesi bu şekilde. Oldukça da gürültülü bir ortamdayız şu anda. Gürültülü ortamda kayıt yapmaya da devam ediyoruz. Siz de Honor 50 cep telefonu satın aldığınızda ana kameranın görüntü kalitesi 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, bu videoyu Honor 50 cep telefonu ön kamerasını kullanarak kaydediyorum şu anda. Ofisimizin balkonuna çıktım ve oldukça da gürültülü bir ortam burası. Biliyorsunuz, hemen şöyle göstereyim. E5, hemen E5'in kenarındayız, Merter'deyiz. İşte ön kamerayla kayıt yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı böyle bir görüntü elde edeceksiniz siz de. Bu arada ön kameranın da arka kameranın 4K video kayıt yaptığını belirteyim. Bu da güzel bir özellik. Evet, gelelim telefonun pil tarafına. Honor 50'de 4300 mAh'lik bir pil kullanılmış. Kutusundan da yüksek hızlı şarjla çıkıyor. Bu adaptör de çıkıyor bu arada. Onu da kullanabiliyorsunuz. Pille yaptığımız testlerde biliyorsunuz biz PC Mark'ın batarya testini yapıyoruz. 11 saat 40 dakika gibi bir değer bulduk. Bu da kaba bir hesapla 1,5 günü çok rahat bir şekilde geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Yani telefonun şarjını tamamen doldurduğunuz zaman çok ekstrem bir şey yapmazsanız, hani ben 4 saatlik film izleyeceğim, ne bileyim sürekli kameraya kayıt yapacağım gibi şeyler yapmadığınız sürece, normal günlük bir kullanımdan bahsediyorum, bu telefon 1,5 günü rahat görür. Zorlarsanız 2 günde görür ama bu değerlere göre kabaca benim söyleyeceğim rakam 1,5 gün olur. Onu da söylemiş olalım. Bunun dışında telefonun hani pil ve şarj olayının hızlı şarj olmasının ve kutusundan hızlı şarj çıkmasının da önemli bir detay olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim Honor 50'nin fiyat meselesine. İşte burada birazcık dezavantaj dediğimiz, yani OLED ekranının olması
Bir taraftan avantaj tamam, görüntüler çok güzel vesaire ama ne oluyor? Maliyeti arttırıyor. Ki Huawei Note 9 için de aynı şeyi söylemiştik. Telefon çok güzel, özellikleri muhteşem. Ona hiçbir sözümüz yok. Eleştirilecek bir tarafı yok. Fakat fiyatı yüksek arkadaşlar. Çünkü benzer işlemci kullanan diğer cep telefonlarına baktığımızda fiyatlarının 5000 liradan başladığını görüyoruz. 7-8 bin liraya kadar ulaşıyor ama bu telefonun fiyatı 9700-9800 hatta 9900 civarında bir rakamdan başlıyor. Resmi rakam 9900 ama piyasada 9700'e kadar bulabiliyorsunuz. En azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte. Evet, telefon özellikle çok güzel. Huawei ve Honor burada bir tercih yapmışlar. Demişler ki iyi bir ekranımız olsun, güzel özellikler koyalım. İşte 8 GB RAM olsun, 128 GB depolama olsun. Hepsini kabul ediyorum. Çok güzel. Fakat bu kadar özellik bu telefona konduğu zaman böyle bir işlemci için fiyatı biraz yukarıda kalmış. Hatta bu telefonun bu özellikleri, yani benzer özelliklere sahip modellerdeki en pahalı model olduğunu söyleyeyim. Çok daha uygun fiyatlı olarak düşünebileceğimiz benzer özellikler sunan cep telefonlarını da bulabiliyorsunuz piyasada. O bakımdan telefon güzel ama fiyatı biraz yüksek. Fiyatı düşerse ya da bir kampanya vesaire olursa alınmayacak bir telefon değil. Onda bir sıkıntımız yok. Özellikle Google servisleri istiyorsanız Note 9 yerine buna yönelmeniz belki daha mantıklı olabilir. Ama söylediğim gibi fiyat bir parça yüksek kalmış. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Honor Ally cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştık. Telefonla ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini okuyoruz. Hepsine de elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada Teknoloji Oku adresine de hepinizi bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz ve içeriklerimiz var. Bizi de orada da takip ederseniz çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.